Yunanistan Mısır ile yaptığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki saldırganlığını yeni bir boyuta taşıdı. Aslında buna tam anlamıyla kendi akıllarınca yeni bir Yunan oldu bitti hesabı ya da kalleşliği demek daha doğru. Çünkü o bölge Türkiye'nin deniz yetki alanı ve Türkiye'nin kıta sahanlığı. Türkiye'nin haklarından asla taviz vermeyeceği de çok açık. Nitekim bunun yok hükmünde olduğu, sahada ve masada gerekenin yapılacağı da devletin en yetkili ağızlarından çok net deklare edildi bölgedeki Türk muhripleri ve F-16'lar da bu kararlılığın açık kanıtı. Dolayısıyla bunu görmek yerine silahsız Türk teknesini ateş açarak hala gerilimi tırmandıran Yunanistan ateşle oynuyor. Hele de olası bir Yunan çılgınlığında bunun sadece kıta sağlığıyla sınırlı kalmayacağı, Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'la ilgili tüm sorunları kökten sonlandıracak bir adım olacağı realitesi ortadayken, daha da somutlaştıralım, Avrupa Birliği'nden medet uman ya da onlara güvenerek havalanan Yunanistan Gaza gelip de bir hata yaparsa, Meis adasından Ege'nin kuzeyine kadar her alan çatışma alanına dönüşebilir. Bu kuşaktaki her ada tartışmalı hale gelebilir. Yani olası bir çılgınlık tüm adaları kapsar. Bu işin nasıl olabileceğini ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski genel sekreteri, emekli kurmay albay Mehmet Asal anlatıyor. Biz A'dan Z'ye haklıyız. Tartışılabilir hiçbir husus yok. Yaptıkları Hele hele Merkel'in ricasıyla Oruç Reis'in araştırmalarının bir süreliğine ertelenip görüşmelere başlanmasından sonra Yunanistan'ın gidip Mısır'la böyle bir işe girişmesi resmen suistimal demek. Onun için Oruç Reis'i korumak üzere görevlendirilen fırkateynlere verilen angajman kurallarının çok ciddi olacağını düşünüyorum. Yani Yunanlılar herhangi bir halt ederlerse çok ciddi bir cevap alırlar. Peki bu nasıl olur? Yunanistan gidip uçaklarıyla gemimize saldıramaz. Ama araştırma gemisinin önünü kesmeye çalışır. Hatta komutanı yanlış bir iş yapar, aldığı direktifin dışına çıkar ve bölgesel bir çatışma çıkabilir. Genel büyük bir savaş iki ülke arasında olmasa bile bu tarz bir şey olabilir. Bu durum orada bitebilir de büyüyebilir de. O anda alınacak kararlara bağlı. Önceden kestiremezsiniz. En tepedekiler sahada değil. Bu olay sahada bulunan birlik komutanları taktik komutanların aldıkları angajmanları ya da acil yorumlamalarıyla şekillenebilir. Büyüme riski her zaman var. Dolayısıyla büyüyebileceğini Yunanistan'ın da düşünmesi lazım. Sonuçta Yunanistan bu işten zararlı çıkacak. Peki hangi anlamda Yunanistan zararlı çıkacak? Eğer böyle bir savaş çıkar da iki ülke birbirine girerse o iş ile bitmez. Gidebildiği yere kadar gider. Selanik'e gider. Ege'deki tüm adalara gider. Zaten deniz ve hava kuvveti Kimin daha önce biterse bütün adalar teslim olur. Düşündüğümüz zaman herhalde Yunanistan'ın gemi ve uçakları daha çabuk biter. O kadar adayı koruyacak, ikmal, lojistik taşıyacak sen sandala binsen Midille'ye gidiyorsun. Bindir piyadelerini kayıklara, motorlarla git adayı işgal et. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın yanında. Ne yapar veya niye yapsın? Niye savaşa girsin? Sana ambargo, bir sürü ekonomik yaptırımlar uygularlar. Ama zaten yapıyorlar şu anda. Bundan daha kötüsü ne olacak? ABD iktidarı değiştirmeye, darbe yapmaya kalktı. Fethullah Gülen'i vermiyor. Terör unsurlarını destekliyor. ABD ile bundan daha kötü bir ilişki dönemin olabilir mi? Avrupa'ya bakarsan Fransa zaten hiçbir zaman Türkiye'nin yanında dursun mümkün değil. Ermeni devleti kurmanın peşinde. Umarız olmaz. Ama diyelim ki Yunanistan'la böyle bir savaş çıktı. Ermenistan bir şey yapabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Azerbaycan girer bu sefer Dağlık Karabağ'ı geri alır. Peki Yunanistan bunları bilmiyor mu? Ya da bunları göze alabilecek kadar askeri gücü var mı? Nasıl olsun? Sen 80 milyonluk nüfustan ordu çıkarıyorsun. Onlar 10 milyondan çıkarıyor. Sen zırhlı aracını, tankını, çıkarma gemini, fırkateynini, İHA, SİHA'lar yapıyorsun. Yunanistan su motoru bile yapamıyor. Tamam çok üstün bir teknolojimiz yok. Ama en azından mevcut teknolojiyi iyi kullanmışız, değerlendirmişiz. Gemi sanayimiz bayağı iyi. Silahlı kuvvetler personel sayımız onlardan çok fazla. Yunanistan'ın ekonomik durumu iyice berbat. Bir savaşa girerse kaç gün devam ettirebilir? Yakıt bulabilir mi? Destekleyebilir mi? Uçaklarını, gemilerini o kadar adayı ne ile koruyacak? 8-10 milyon nüfuslu mümkün mü? Türkiye'ye meydan okumak onların iktidarlarının ayakta kalma nedeni. Ama gerçekleri görmüyorlar ifadelerinde bulundu. Konuyla ilgili yetkili ağızlardan açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.